Selamünaleyküm arkadaşlar, yine yeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videomuzda ABS filament nasıl basılır ve ABS filamentten neden korkmamamız gerektiğini sizlere detaylı bir şekilde anlatacağım. Bu anlatımla birlikte doğru ayarları yaparak rahatlıkla ABS filamentten baskı alabileceğiniz göreceksiniz. Gelin şimdi birlikte detayları geçelim. Evet dostlar ABS filament basmak gerçekten zor olarak bilinir. Ama ayarlarınız doğruysa PLA kadar kolaylıkla baskı alabilirsiniz. Şimdi biliyorsunuz filament türlerinde PLA kullanıyoruz. Onun dışında PETG kullanıyor. PETG aslında ABS'nin alternatifi olarak üretilen bir filament türü. Çünkü ABS zor basıldığı için kapalı bir yazıcı kasa ihtiyacınız olduğu için PETG kullanıcıları sunuldu. PETG ile rahatlıkla açık kasalarda da baskı alabiliyorsunuz. ABS kadar olmasa da PLA'dan daha sağlıklı sağlam bir ürün. Bu yüzden en sık kullanılan petçidir. Ama biz bugünkü videoda ABS filamentle nasıl baskı alabileceğimize bakacağız. Şimdi burada bizim dikkat etmemiz gereken 4 tane unsur var. Birincisi kasamızın kapalı olması gerekiyor. İkincisi tablamızın doğru sıcaklıkta olması gerekiyor. Üçüncüsü aynı şekilde nozulumuzun da sıcaklığı doğru olması gerekiyor. Dördüncüsü ise baskı ayarlarımızda bir iki nokta var. Onları da dikkatli bir şekilde doğru ayarlayarak aslında kusursuz bir şekilde ABS ile baskı alabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ilk bahsettiğim kapalı kasa olayı. İçlerinizden birileri diyecek ki ben açık yazıcı kasada da baskı alabiliyorum. Evet açık bir kasa yazıcını sahipsen ABS ile baskı alabilirsin. Kimse alamaz diyemez. Ama burada nasıl baskı aldığın önemli. Bizim istediğimiz sorunsuz, düzgün, kaliteli bir baskı almak. Ve bu baskıyı ben 10 saatlik, 15 saatlik baskılarda da aynı şekilde verim almam gerekiyor. Bu yüzden açık yazıcı kasada ABS basılır doğru. Ama bu işin doğrusu kapalı bir yazıcı kasaya ihtiyacınız var. Neden? Çünkü burada bizim ihtiyacımız olan yüksek bir sıcaklık. Neden yüksek bir sıcaklığa ihtiyacımız var? Çünkü ABS katmanları üzerinden geçerken birbirine yapışması zor bir malzeme türü. Bu yüzden oradaki oda sıcaklığı, tablo sıcaklığı, filament nozulun ucundaki sıcaklıkla birlikte o sıcaklıkları doğru verdiğimiz zaman o katman birleşimleri kusursuz bir şekilde oluyor. Bunun dışında eğer o oda sıcaklığı içeride yerdeki sıcaklıkta bir değişim olursa şayet yaşayacağınız iki tane unsur var. Hatta üç. Birincisi baskınız tablodan mutlaka ayrılacak. Hadi bunu piril sürdün hallettin diyelim. İkincisi baskın tabladan ayrılmasa bile baskı süren uzunsa şayet modellerin kenarından hafif kalkmalar olacak. Bunun nedeni tamamen içerideki sıcaklıkla alakalı. Diğer bir olay ise baskı esnasında eğer kapalı bir yazıcı kullanmıyorsan veya kapalı bir yazıcı kullanıyorsan da eğer eğer sıcaklık ayarların doğru değilse baskı esnasında katmanlar arasında çatlak olacak. Bu yüzden doğru bir ayar kullanarak kapalı kasa yazıcımızda çok rahat bir şekilde baskı alacağız arkadaşlar. Şimdi ABS'nin diğer bir avantajı ise şu bir sağlamlık bu zaten başımızda. Diğer bir olay ise hafiflik arkadaşlar. Şimdi ben hemen buradan da görüyorsanız model uçak basıyorum. Burada benim ihtiyacım olan sağlamlık ikincisi ise oldukça hafif olması gerekiyor. Bu yüzden ABS, HECC ve PLA'ya göre mevcut aynı modelde daha az filament gramajını biraz daha bize hafiflik imkanı sunuyor. Bu yüzden peçi yerine ABS kullanmam gerekiyor. Bu yüzden sizler de bu tarz işlerinizde gerçekten ABS filament kullanmanız gerekiyorsa rahatlıkla kullanabilirsiniz. Şimdi gelin birlikte detaylara geçelim. Baskı ayarlarımız vesaire nasıl olacak? Şimdi ben size görüntüyü verdim. Bunu da görüyorsunuz. Şimdi bir tane modelimiz var. Bu uçağımızın kuyruk kısmı arkadaşlar. Şimdi burada filament türümüzde bunu diğer dilimleme programları için de aynı şekilde düşünebilirsiniz. Şimdi burada normalde bambunun içindeki genel ABS seçeneğini seçeceğiz. Ben seçtiydim zaten. Bunun üzerine düzenleme yapacağız. Siz burada genel ABS'yi seçiyorsunuz ve düzenle kısmına geliyorsunuz. Şimdi burada bir iki tane ufak değişikliklerimiz olacak arkadaşlar. Diğer ayarları hiçbir şekilde dokunmayacağız. Şimdi bu değişiklerden bir tanesi bizim tabla kısmımız. Burası büyük ihtimal sizde 80 veya 90 olacaktı. Burada bunu yüzün altına kesinlikle düşünmeyin. 105 ideal benim kullandığım sıcaklık türü arkadaşlar. Burada biliyorsunuz 110 dereceye kadar rahatlıkla kullanabilirsiniz ABS filamentlerinde. 105 ideal. Bunun dışında nozol sıcaklığımız ben 275 ile 280 derece arası kullanıyorum. Zaten önerilen sıcaklıklarda 240 ile 280 arasında ama ne kadar o 5-10 derece daha yukarıda tutarsanız filamentin katman üzerindeki baskısında iyice yapışmasını sağlayacak arkadaşlar. O yüzden PLA, PETCI diğer filamentlerinizde de mevcut ayarlarınızdan şöyle 5 derece daha fazla kullanırsanız daha sağlam kaliteli bir baskı alabilirsiniz. Bunu unutmayın. Ben burada doğrudan başlangıç katmanında 275 derece kullanıyorum. Diğer katmanında aynı şekilde 280 olarak devam edecek arkadaşlar. Bunun dışında soğutma kısmını ellemiyorsunuz. Burada zaten bizim kesinlikle böyle %100 bir soğutma imkanı istemiyoruz zaten ayarlarımızda da yüzde 10'la yüzde 30 arasında maksimum ise yüzde 60 O yüzden buradaki ayarlarda kesinlikle dokunmuyoruz şimdi burada bir diğer püf nokta ise şu Arkadaşlar ben bu şekilde uyguluyorum Siz de aynı şekilde uygularsanız kesinlikle o ilk baskısında ilk katmanında sorun yaşamayacaksınız ben baskıyı başlatmadan önce yazıcımın manuel bir şekilde veya program üzerinden tabla sıcaklığımı 100 dereceye getiriyorum. Baskıdan önce 1-2 dakika tablonun derecesi 100 derece olarak çalıştırıyorum. Daha sonra baskıyı başlatıyorum arkadaşlar. Bu sayede içerideki o sıcaklığı da ortalama bir seviyeye yakalamış oluyoruz baskı öncesi. Bu da ince bir not olsun arkadaşlar. Bu şekilde yaptıktan sonra ayarlarınızı kaydedebilirsiniz. Ne yazmak istiyorsanız onu yazın arkadaşlar. Şimdi bunu yaptıktan sonra plakamızı dilimliyoruz. Şimdi burada 2,5 saatlik bir süre var ve 28 gram arkadaşlar. Bunu büyük ihtimal PLA ile basmaya kalkarsanız hatta şöyle göstereyim. 35-36 gramlara çıkıyor. Tabii ki bu biraz daha tartı üzerinde farklı olabiliyor. Ama aralarında mutlaka gramaj farkı var. Burada benim için 10-20 gram gerçekten önemli. Çünkü burada basmam gereken 40-50 tane parça var arkadaşlar. Her birinden böyle 5-10 gramlık bir tasarrufla genel totalde ciddi bir avantaj yakalamış oluyorum. Şimdi buradan tekrardan ABS kısmını geliyorum ve plakayı dilimle diyorum. Şimdi burada 2,5 saat gösteriyor. Bu normalde 1 saatlik bir baskı süresi var ama neden 2,5 saat? Şimdi bahsettiğim diğer baskı ayarlarımızdaki püf Nokta. Şimdi buradaki kalite kısmında katman yüksekliği, başlangıç vesaire bunlar kendi ayarlarınızda yine kullanabilirsiniz. Modelinize göre değiştirebilirsiniz. Şimdi burada bizim dikkat etmemiz gereken unsur hız kısmı. Şimdi burada başlangıç katmanını 50 milisaniyenin üzerine kesinlikle çıkartmayın ideal 50 hatta 40'a kadar da düşürebilirsiniz. Ve burada diğer bir nokta ise dış duvar hızı ve iç duvar. Şimdi benim burada normalde standart yer baskılarda kullandığım PLA'da 300 350 olarak kullanıyorum. Aynı şekilde iç duvar vesaire dolgular bunlar her zaman yüksek seviyede. Şimdi burada dış duvar bizim baskı yüzeyinin düzgün bir şekilde olması için hızımızı düşüreceğiz arkadaşlar. Yani eğer gerçekten acayınız yoksa iyi bir sonuç almak istiyorsanız bunu 150'ye kadar bile düşürseniz gerçekten çok iyi bir verim alırsınız ama 200 yani ideal 200'ün üzerine çıkmayın. Burada iç duvarı 350 yapabilirsiniz. Bu çok sorun değil. İçte kalacağı için herhangi bir sorun olmayacak ama burada dediğim gibi dış duvar bizim dikkat etmemiz gereken. Yani bunu bazen çok hassas modellerde ben bastığım zaman 150'ye kadar da düşürdüğüm oluyor. Şöyle göstereyim yanlış yazdık. 150'ye kadar da düşürdüğüm oluyor arkadaşlar. Yani burada tamamen sizin zamanınıza kalmış bir şey. Basacağınız ürüne karşı. Burada dolgu kısmında yani dediğim gibi yine default ayarlarınızı kullanabilirsiniz. Hiç önemli değil. Ama dediğim gibi burada bizim önemli olan ihtiyacımız tamamen dış duvar hızı ve ilk katman, başlangıç katmanı arkadaşlar. Bunları yaptığımız zaman gerçekten baskımız doğru bir şekilde başlayacaktır. Şimdi ben de buradan başlatıyorum ve baskımızı inceleyip birlikte bakacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi siz bu kısmınızı bir şekilde geçtiniz baskımız bitti. Şimdi alıyorum hemen. Yaklaşık 3-4 saat geçti. Şimdi baskıyı şöyle baktığımız zaman gerçekten üst yüzeyini böyle kusursuz bir şekilde verdiğim ayarla sorunsuz bir baskı aldığını görebiliyoruz ve özellikle şu üst kısmın destek olmadan köprülemesini çok iyi bir şekilde yaptığını ve herhangi bir sarkma ve ipliklenme olmadığını görebiliyoruz. Bu model uçağımızın kuyruk kısmı arkadaşlar. Oldukça hafif. Bunu normalde PLA ile bassam dediğim gibi birazcık daha ağır olacaktır. Şimdi ABS'nin diğer bir avantajı ise çok kolay bir şekilde boyayabiliyorsunuz arkadaşlar. PLA gibi üzerine astarlar atmanızla falan çok öyle uğraştıracak bir şey değil. Bir de yanlış bir bilgi var. Astonla yüzeyini böyle parlaklık falan yapılabilir diye bir bilgi var ama ben bunu test etmiştim. Aston mümkünse sürmeyin. Üzerinde böyle beyazımsı bir iz bırakıyor. O yüzden boyayacaksanız normal bir şekilde boyayıp geçebilirsiniz. Herhangi bir sorun yaşamayacaksınız arkadaşlar. Dediğim gibi normal bir PLA baskısı gibi çok rahatlıkla kusursuz, hatasız bir baskı aldık. Sizler de bu unsurlara dikkat ederek ve göstermiş olduğum ayarlardaki dış duvar hızını bir tık düşürdüğünüzde hiçbir sorun yaşamadan baskılarınızı ABS ile yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi araya giriyorum dostlar. Biliyorsunuz videodaki modeli biz düşük hızda basmıştık duvar hızını. Ben gece bir 100 milisaniye daha yükselterek farklı parçaları da bastım. Şimdi ona bakacağız birlikte. Gece bırakmıştım ve bitmiş. Şimdi genel bakacağız. Bu ilk şey niye böyle kaymış? Soğuduktan sonra sanırım. Evet, herhangi bir problem yok gibi. Şu ortasında çok hafif şöyle ekrana geliyor mu bilmiyorum. Çok ince bir çizgi var gibi ama genel yüzeyinde herhangi bir problem yok arkadaşlar. Yani 300 milisaniye ile de dış duvarları basabiliyoruz ama ideal bence 200. 200'ün üzerine çok çıkmayalım derim. Bu da zaten çok kısa sürede bastı. Herhangi bir problem yok. Bu da ek bilgi olsun. Bu videoda bu şekildeydi. Videoyu kapatmadan önce sizlere bir duyurum var. Daha önceki paylaşmış olduğum videolarda filamentlerle ilgili birkaç öneri geldi. Abi işte şu filamenti kullan, şu filamenti de kullanabilirsin. Şu filament daha ucuz vesaire vesaire. Ben de girip araştırdığımda böyle filament markalarıyla ilgili kaç tane video var, kim ne çekmiş diye baktım. Birkaç tane böyle karşılaştırma videoları var. İşte 2-3 markayı almışlar, karşılaştırmışlar vesaire. Bunu gördükten sonra büyük bir eksiklik olduğunu hissettim. Ve gittim dün yanlış hatırlamıyorsam 12 tane markanın belki de daha fazla şu an hatırlamıyorum. Filamentlerin hepsinin siparişini verdim. içlerinden gerçekten daha ismini duymadığınız markalar da var. Bu filamentler nasipse birkaç güne gelecek. Hepsiyle ilgili toplu bir marka karşılaştırması yapacağız arkadaşlar. Hepsinin kutu açılışını yapacağım ve hepsiyle de tek tek bir tane test modeli basacağız ve kaliteleriyle ilgili de bir karşılaştırma yapacağız. O video hiçbir şekilde ve sponsorluk olmayacak. Hepsini gittim, kendi cebimden ücretini ödeyerek sipariş verdim normal bir tüketici olarak. Ben zaten aşağı yukarı hangi filament markasının iyi kötü olduğunu biliyorum. Ama bunu sizlere de aktarabilmek için ve videoya da almak için böyle bir delilik yaptım. Dediğim gibi nasip olursa birkaç güne tüm ürünler gelmiş olacak. Geldiği zaman hemen videosunu çekip montajını tamamlayacağım. Eğer aksilik olmazsa önümüzdeki hafta paylaşmayı düşünüyorum. Çünkü baskı süreleri vesaire beni gerçekten çok uğraştıracak. Bu yüzden olabildiğince hızlı bir şekilde hareket edeceğim. Bunu da duyurmuş olayım. Bu ve bunun gibi videolar için bana vereceğiniz tek destek eğer kanalıma abone değilseniz aşağıdan abone olabilirsiniz. ABS ile ilgili sizlerin de deneyimlerinizi aşağı yorum olarak yazabilirsiniz. Ekstra olarak da herhangi bir sorunuz varsa lütfen bunları da yorum olarak belirtin. Elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.